Yapsak'tan merhabalar. Evet, bugün oldukça önemli ve benim çok sevdiğim bir konuğumuz var. Çok değerli flüt sanatçımız Bülent Evcil bizimle birlikte. Çünkü çok yeni, daha taptaze bir albüm çıkardı. Sevgili Fazıl Say'ın yazdığı flüt konçertosu üzerine. Ve çok da kıymetli bir albüm ve kısa zamanda da zaten dünyada önemli klasik müzik listelerine girdi. Ben dijital platformlardan takip ediyorum. Dolayısıyla bugün sevgili Bülent Evcil ile bu albümü konuşacağız ve biraz da flüt, klasik müzik girebildiğimiz kadar ayrıntıya girmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nihayet sizi konuk edebildik programımızda. Ne zamandır istiyorduk zaten ama çok güzel bir sebep için birlikteyiz. Çünkü çok güzel bir albüm oldu. Konçerto zaten Fazıl Say yazdığı için, bir Türk bestecinin eseri olduğu için çok kıymetli, dünyaca ünlü sanatçımız. Siz de dünyada Türkiye'nin yetiştirdiği önemli flüt sanatçılarından bir tanesiniz ve ikinizin birlikte çıkardığı bu albüm, birlikte olduğunuz bu albüm bizim için de çok kıymetli oldu ve keyifle de dinliyoruz. İçinde bir de Nil var, onu ayrıca soracağım ama genel olarak aslında bu albümün bir hikayesi var. Yani bu albümün bizim kulaklarımıza gelinceye kadar geçirdiği bir serüven var. Belki kısacık bundan bahsetmek istersiniz. Büyük zevkle. Çok teşekkür ederim bu şans için, bu güzel sizinle birliktelik için. Aslında 5 sene öncesine, hatta 6 sene öncesine dayanan bir hikayesi var. Fazıl neredeyse benim çocukluk arkadaşım sayılır. Sevgili onun birlikte okuduğu Muhittin Dürrüoğlu sayesinde kendisini 16-17 yaşlarında tanıdım. Türkiye'de yapılan flüt yarışmasında aldığım ödül, Muhittin'le birlikte Brüksel Kraliyet Konservatuarı'nda bir konser bana sağlamıştı. O zamanlar tabii cep telefonu yok. Muhittin geldi. Ankara'da prova yapabilir miyiz dedi. Ben de konservatuarda okuyorum. Sene 87, 1987. Tabii gelirim Ankara'ya dedim. Atladım trene gittim. İşte Muhittin'le çalışıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Çok genciz. İşte yurt dışında çalacağım. Çok evet, büyük bir olay benim için. Muhittin de o zaman birinci senesi Brüksel'de okuyor. Çalışmaya başladık. Muhittin bir dakika durur musun dedi. Birini çağırmak istiyorum. Seni dinlemesini istiyorum dedi. Gitti yatakhaneden Fazıl Say'ı çağırdı. Fazıl geldi işte. Bak dedi, bir flütçü, çok güzel çalıyoruz birlikte, dinler misin? Öyle bir dostluğumuz başladı. Fazıl çok beğendi. Arkadaş olduk. Sonraki yıllarda Avrupa'da, o Almanya'da okudu. Ben Brüksel'de okudum. O Muhittin'i ziyarete gelirdi. Görüşürdük. Birbirimizi takipler devam etti. Hem arkadaş olarak, hem hayat tarzımız, hem düşüncelerimiz, hem dünyaya bakışımız olarak her zaman manevi olarak da kendimi çok yakın hissettiğim çok değerli bir dostumdur Fazıl. 5-6 sene öncesi de kendisi söyledi. Ben flüt için bir konçerto yazmak istiyorum dedi. Gurur duyarım dedim, benim de birazcık ucundan tutma şansım olursa çalabilirsem. Senin için yazmak istiyorum deyince tabii çok havalara uçtum. Ama şimdi nacizane ben bir Türk flüt sanatçısıyım. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısıyım. Borusan Filharmoni Orkestrası'nda çalışıyorum. Fazıl dünyaların büyük bir piyanisti, ünlü bir besteci. Dedim ki yani nasıl yapacağız, hani ben ne yapacağım işte... Ya dedi, dur ben bir düşüneyim işte. Sonra tabii sponsor gerekiyor, destek gerekiyor. Bunun yazılması için, ondan sonra dünya premieri için destekler gerekiyor. Bu alanda Sayın Zeynep Hamedi Fazıl'ın bu isteğini ben bir elçi olarak taşıdım kendisine ve hiç kırmadı, hiç geri çevirmedi. Ve değerli orkestra Borusan Filharmoni bunu üstlendi. Ve dünya premierinde sevgiyle çalıştığım solo flütçünün üstlendiğim Borusan Filharmoni eşliğinde yaptık. Onlar eserin çıkması için gereken maddi desteği sağladılar. Buradan tekrar Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ahmet Erenli'ye, o zaman bizim sanat müdürümüzdü. Borusan Filharmoni'nin genel sanat yönetmeliydi. Onlar da çok destek oldular. Böylelikle Fazıl da işe koyuldu. Ve müthiş, çok güzel bir konçerto çıkarttı. Gerçekten bir Türk flüt konçertosu çıkarttı. Ama gerçekten Türk, evet, flüt konçertosu. Dinlerseniz yani eğer. Onu dinlediğimizde bunun hani
başka topraklara ait olduğunu düşünmemiz sanki mümkün değil. Yani ben tabii bir taraf olduğum için hani bir de hani buraya ait olduğum için öyle düşünüyor olabilirim ama bence zaten albüme yabancılardan gelen yorumlar da öyledir. Yani evet tabii ki Batı tarzında hani herkesin dinleyebileceği bir şey ama içinde o kadar çok biz varız ki bunu inkar etmek hani mümkün değil ve keyifle de dinleniyor gerçekten. Şimdi Fazıl besteye başladığı zaman bana klipler attı. Kendisine ilham gelen şeyleri piyanoda ikinci bölümü çekip yollamıştı. Hiç unutmuyorum, gözlerim doldu. Evet. O kadar güzel Türk makamları, o kadar güzel bizim Anadolu toprağımızın havası, suyu, tuzu, biberi var ki çok mutlu olmuştum. Daha sonra üçüncü bölümü bas flüt ilave etmek istedi. Tabii ki seve seve kabul ettim. Zira kendisinin Mezopotamya Senfonisi'nde de bas flüt çalarak ovada oynayan o yörenin çocuklarından birini betimliyordum, simgeliyordum. Dolayısıyla ondan da memnun kalmıştım ve bas flüt çalmamı istedi. Orada da ulvi, işte iftarınızı açacağınız müzikler gibi düşünebilirsiniz. Bir ney sesi, bir duduk sesi, Anadolu'nun uzaklarındaki bütün karışık toplumların söylediği şarkıların makamlarını içeren seslerin ve makamların olduğu harika bir üçüncü bölüm de çıkarttı böylece. Gerçekten bütün dünyaya Türk makamlarının flütle duyurulmasının konçertosu da diyebilirim buna. Evet. Bunda da işte ikna etmekte, çalmakta nacizane katkım olduğu için gerçekten çok gurur duyuyorum açıkçası. Keyifle dinliyoruz gerçekten. Biraz önce de söylediğim gibi ve dünyaca ünlü Fazıl Say gibi bir besteciden, sizin gibi çok değerli bir yorumcudan bu albümü dinlemek. Ama tabii dediğiniz gibi Zeynep Hanım'ın da, Zeynep Madin'in de burada katkısı gerçekten büyük. Çünkü bu işler özellikle de sanat hamisiz olmuyor. Zeynep Hanım'ı da almış olalım böylece. Selamlarımızı da gönderelim buradan. Tabii sevgili Fazıl Say'la ilk çalışmanız değil, bahsettiğiniz gibi yıllar öncesine dayanan bir dostluk ve bir sürü albümle de birlikte çalıştınız. Portreleri hatırlıyorum ben. Babam'ı birlikte icra etmiştiniz, öyle hatırlıyorum. O da çok güzel bir eserdi gerçekten. Fazıl Bey'le çalışmalar devam ki önümüzdeki günlerde de zaten yeni birlikte çalışacağınız şeyler de çıkacak ortaya, eserler. Evet evet, babam tabii muhteşem. Ahmet abi benim hayatımda da, bana da dokunmuş, çok önemli bir kişilik. Siz Enka'da dinlemeye gelmiştiniz. Çok evet. iyi hatırlıyorum. Oradaydınız. Fazıl işte bu portrelerden bahsettiği zaman hayatıma dokunan 8 kişiden bahseden flüt ve piyano bir şeyler yazmak ve seninle çalmak istiyorum dedi. Tabii çok mutlu oldum. Arasında babasının olması bence de en değerli eserlerden biri oldu içerisinde. Dedim ki gider çalarız değil mi Fazıl birlikte? Tabii tabii dedi, Ankara'ya gideriz. Ama maalesef olmadı. Kaybettik sevgili Ahmet abi ve o dinleyemedi. Ama konserlerde çaldığımız zaman ruhunun oralarda olduğunu ve dinlediğini tahmin ediyorum. Bir de pandemi de Fazıl tekrar beni aradı ve sadece flüte ait solo eserler yazmak istiyorum dedi. Burada da size o solo eserlerden birini icra edeceğim. Hı hı. Onun solo sonatından ikinci bölümü çalacağım. Bunu da Flute World, flüt dünyası diye bütün dünyaya sunalım dedi. Onları da kaydettik. O da yakın zamanda dijital platformlarda yerini alacak. Onların da kayıtlarını bitirdik. Onları da güzel bir araya getirdik. Onlar da gerçekten flütün teknik ve ses olarak sınırlarını zorlayan, aynı zamanda modern, aynı zamanda tekrar memleketimizden de çok havalar içeren ama dünyadaki modern flütün çalınışına da çok hitap eden, ikili flütü de içeren, alto flütü de içeren çok geniş bir albüm oldu. Onu da dijital platformlarda tekrar dikkatlerinize sunacağız efendim. Çok teşekkür ederiz ama Nil'i sormadım. Evet. Ya Nil Vendetti. Nil'den de bahsedeyim çünkü Nil Vendetti de Avrupa'da çok güzel önemli. İşler yapan kadın bir Türk şef. Evet evet. Nil yükselen değerimiz, bu krem de la krem orkestralarda önemli pozisyonlara geldikleri zaman Türk sanatçıları da daha önemli pozisyonlarda daha güzel işler yapabilir ve Türk sanatçısı ve Türkiye'nin insanı da
Bu krem döle krem yerlerde daha çok adı geçer. Dolayısıyla Neil bunu başarmış bir insan. Çok yükselen bir değer. Kamerata Salzburg'da gerçekleştirdiğimiz, bu çok kıymetli orkestralara gerçekleştirdiğimiz kayıtta Neil yönetti. Harika yönetti. Kendisine buradan da çok selamlarımı iletiyorum. Başarılarının devamını ve birlikte nice çalışmalar diliyorum. Evet, biz de buradan Neil'e selamlarımızı gönderiyoruz Avrupa'ya. Fazıl Bey de her neredeyse bizi izliyorsa, Avrupa'da mı dünyanın neresindedir bilemiyorum. Japonya, Avrupa dolaşıyor çünkü. Yani. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ama biraz önce bahsettiğiniz Fazıl Say'ın o değerli eseri için tekrar flütü bizim için bu kez ne yapsak için çalmanızı rica edeceğiz. Çok büyük zevkle. Çok teşekkür ederiz Fazıl Say'ın bu solo sonatının ikinci bölümü için ve bu güzel icra için çok teşekkürler. Tekrar hem yeni albümlerde, yeni konserlerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak, önümüzdeki günlerde ne dinlesek diyorsanız sevgili Bülent Evcil'in albümlerini dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz. Mutlaka dinleyin. Thank you.
Mardin'deyiz. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ndeyiz ve 39. Dior Resim Ödülleri sergisi burada açıldı. Evet, her zaman Mardin'e çok büyük bir keyifle geliyoruz. Bu seferki heyecanımız da bir başka. Buradaki genç ressamların, ödül alan ressamların sergilemeye değer görülen eserlerini bu sergide birlikte görüyoruz ve göreceğiz. Ve yanımızda Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü sevgili Nazan Ölçer ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı sevgili Feyhan Yaşar bizimle birlikte. Mardin'de sizlerle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Bu resim yarışması çok önemli. 39 yıldır yapılması çok kıymetli. Daha da eski bir gelenekten gelmesi çok kıymetli. Pek çok ressamı Türkiye sanat hayatına kazandırması çok kıymetli. Dolayısıyla ben önce misafirden başlayalım istiyorum Nazan Hanımcığım. Aslında biraz Dion'un bu resim yarışmasının öneminden bahsedin istiyorum Feyhan Hanım. Çünkü çok değerli isimler çıktı bu resim yarışmasından. Evet, bizim için de çok değerli bir olay bu. 1967'den beri aslında ilk 25 sene her sene yapılmış. Daha sonra 2 yılda bir yapılması öngörülmüş. Ama bu her sene yeniliklerle, yeni fikirlerle, jürilerin katkısıyla çok farklı boyutlara gelmiş. Önce bütün Türkiye, sonra da uluslararası boyuta gelmiş bir yarışmadan ve bir tanınmadan bahsediyoruz. Bütün genç, gerek akademik olarak eğitim alan, gerekse resim sanatına gönül veren herkesin bildiği, tanıdığı ve çok değerli jüri üyelerinin sayesinde bizlerin de bu konuda 85 yılında bir müze yapma fikriyle daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş vakfın bünyesinde. Bu sene vakfımızın 50. kuruluş yıl dönümü. İlk yapıldığından beri bu ödül 56 sene geçmiş ve bu bize, yani gerçekten gelecek için, sanat severler için önemli bir ışık bu yarışma. Evet, öyle. Mardin'de sergilenmesi de, Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde Mardin'de olması da ayrıca çok önemli. Çünkü bundan önce serginin farklı durakları oldu. İstanbul'da da sergilendi. Ama İstanbul'da görenler de bu resim sanki yoktu, biz bunu ilk defa görüyoruz dedi. O yüzden buranın da farklı bir ruhu, en azından Nazan Ölçer'in de ayrı bir dokunuşu var tabii. Evet, o çok önemli. Mekanlar, resimler, resimlerin yan komşularıyla çok farklı gözükebiliyor. Yani resimler dolayısıyla bir defa da görülmeyecek kadar çok derin ve çok çeşit var. Fakat Türkiye'de resim sanatının ne kadar hızlı geliştiği bizim için çok önemli. Çünkü çok büyük bir katılım görüyoruz ve jürinin gerçekten seçim yapmakta zorlandığı bir, ödül vermede zorlandığı bir yarışma. Mesela Murat Germen'le de bir sergi yapıldı. Orada da genç fotoğrafçılar vardı. Doğru. Aslında Sabancı Müzesi'nin böyle bir misyonu da var. Bir taraftan genç sanatçıları desteklemek, eğitimi Doğru. desteklemek gibi. Bu da hem onun bir parçası, hem de 39 yıldır bir geleneği olan bir Kesinlikle. Yarışmanın sonucu. Kesinlikle. Mardin'deki müzenin tabii ki farklı bir misyonu oldu başından beri. Hem Mardin'in yoksun kaldığını düşündüğüm geniş bir sergi alanı, onun dışında da Mardin'in tarihi çağlardan beri alıp getirdiği bir yaşam kültürü bu şehirde ve burası bir kent müzesi. Bu binanın onarımına başlandığı zaman ne tür bir işlev üstleneceğinin tereddütleri vardı pek çok kişide. Ve hep birlikte buranın bir kent müzesi, anılarının, bir kentin anılarını yaşatan bir kent müzesi olması kararı verildi ki bu çok doğru bir karar oldu. Ve başından beri de gençlere, Mardin halkına açık bir müze olmasını arzu ettik. Hem burayı adeta bir vasiyet gibi onarım kararını veren rahmetli Sakıp Sabancı'nın doğrultusunda, aynı zamanda da bizim de burada burasının sanata son derece düşkün genç nüfus için bir nefes alma yeri olmasını istedik. Gelen sergilerin seçiminde hem Türk resminin gelişmesini anlatan bölümler vardı,
hem yabancı ressamların resimleri vardı. Orientalist bir yabancı ressamın Doğu gezisi ve Mardin'i 100 yıl önce gördüğü gibi resmettiği resimler vardı. Yani geçmişe dönük Mardin'de odaklandı ama bunların hepsi. Bir anlamda çok nüfus almış, çok kalabalıklaşmış, kendi öz nüfusunu azalmış bir şehrin hafızasını geri getirmeye çalıştık burada. Belgesellerde ona hizmet etti. Bu aslında şimdiki bu sergide bizim bu büyük misyonumuza ayrı bir ayna tutuyor ve her değişik yörelerde yaşamış, doğmuş, büyümüş, yaşları farklı alan biçimde görülen ama aslında genç nüfus diye adlandıracağımız bir kesimin seçilmiş, iyi bir uzman jüri tarafından seçilmiş, sergilenmeye değer bulunmuş eserleri. Ama tabii bunu derken büyük bir vizyonu da sergilemek istedik. O yüzden serginin buradaki durağı bir aile öyküsüyle başlıyor. Evet. Bu bizi bu sergi kadar heyecanlandıran bir öykü. Ve Yaşar grubunun kurucusu Durmuş Yaşar'ın Rodos'a giden, geri giden, oralarının bir Türk toprağı olduğu dönemlerde başlayan aile öyküsü adım adım ilerliyor. Bu büyük vizyon sahibi, kendisi de ressam olmaya ilk önce heveslenmiş, sonra hevesle yeteneğin baş başa gitmediğini görünce de vazgeçerek ama ömrü boyunca da boyalardan, renklerden vazgeçmemiş bir kişi. Olağanüstü bir şahsiyet. Ve onun anılarından yola çıktık aslında bir anlamda. Ve bir takım şahitlerin de bize çok yol gösterdiği oldu. Bir takım yaşlı eski İzmirlilerin o kemer altındaki dükkanı, İzmirli derken tabii İzmirli sanatçıların, o dükkanı hiç unutmadıklarını. Aslında o dükkanda gerisinde beyaz bembeyaz önlüğüyle oturan yaşlıca bir beyin, her seferinde genç bir sanatçı namzedine kalkıp yol gösterdiğini, parası yetmediğini fark ettiği zaman da anlayışla karşıladığını ve ona adeta rehberlik ettiğini pek çok kişiden duymuşluğumuz var. Ve onun izinden giderek de o büyük vizyonu nihayet bir sanat yarışmasına döndüren, bir vakıf çerçevesinde oluşturan ve o vizyonu daha da ileriye taşıyan oğullarından birinin öyküsü de girdi devreye. Yani rahmetli Selçuk Yaşar'ı da bu anlamda rahmetli anıyoruz minnetle. Bütün bunun hayat bulmasına, vücut bulmasına sebep olduğu platformu yarattığı için. Bu sergide o aile öyküsünü anlatırken biz gençlerin insan ve çevre çok geniş bir tanım. O tanımdaki zaman zaman duydukları ümitsizliği, geleceğe dönük endişeleri, çevreyle ilgili hassasiyetleri, bütün bunların da resmin satına, bir tablonun içine, bazen bir grafik esere nasıl yansıdığını gördük. Çok değerli isimler çıktı. Adnan Çoker, Mustafa Plevneli, Vedat Maviten, Zahit Büyük İşleyen, Devrim Erbil, Mustafa Ayaz gibi Türk sanatının pek çok ustasına ev sahipliği yaptı. Bu anlamda da çok kıymetli. Sizin bu anlamda da çok anılarınız vardır. Evet. Usta isimlerle. Yani hepsiyle var. Hepsi birbirinden çok değerli. Karşılıklı bir hem biz öğreniyoruz hem onlar öğreniyorlar. Çünkü jüri üyeliği de yaptı. Jürilik de çok büyük bir tecrübe. Çünkü orada da hakikaten çok farklı sanatçıların eserlerini değerlendirmek. Bunun hem teknik kısmı var, hem yaratıcılık kısmı var, hem ilk yapılması önemli. Bizim için de çok bu sanatçıları tanımak, onların dünyaya bakış açılarını, ülkeleriyle ilgili, doğayla ilgili, talebeleriyle ilgili, gelecekle ilgili görüşleri hepsiyle çok derin anılarımız oldu. Birçoğunu halen görüyoruz ve Diyon'un etrafında, vakfın etrafında çok ciddi bir modern Türk sanatının hani
içinden yaratılması, belki ileride bir kitap yapılabilecek kadar çok elimizde veri oluştu. Bunları da değerlendirmeyi ilerisi için düşünüyoruz. Bu sanatçılarla hepsiyle röportajlar vesaire yaparak hani onların anılarını da ölümsüzleştirmek istiyoruz. Evet, ne güzel olur. Çok da güzel aslında bir Türk resminin gelişim arşivi gibi de olur neticede. Evet. Bizim sanatımız açısından önemi siz işin duayeni olarak nasıl yorumlarsınız, ne söylersiniz? Bu yarışmalar aslında gençlere itici bir güç, bir motivasyon, bir de üstüne üstlük sergi oluyor. Sadece hani ödül alıp, mansiyon alıp geri çekilmiyorlar. Sergi olması ayrıca belki kesin, de en büyük hediye. Kesin. Düşünün ki bizde sanatçıların resimlerini ya da heykellerini ne tür bir sanat eseri yarattılarsa sergileme şansları 70'li yılların ortalarına kadar son derece azdı. Pek çok banka şubesinin ben galeri görevi yaptığını hatırlarım. Hala Türk resim tarihine baktığınız zaman İstanbul'da işte Jim Jones kardeşlerin bir sergisinden bahsedilir. Melda Kaptana sergisi denir. Sergi alanı, galerisi denir. Daha da geriye gittiğimiz zaman işte Osmanlı İmparatorluğu'nda işte Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin yıllık sergileri olur. Galatasaray sergileri diye bildiğimiz Galatasaray Lisesi içinde yer alan resim sergileridir. Devlet resim sergisi, resim ve heykel sergisi olur Ankara'da. Bir süre devam eder, sonra o da biter. Dolayısıyla gerçekten bir platform, her ne kadar günümüzün dijital teknolojisi, işte sosyal medya alanları, bütün bu teknik imkanlar, sanatçıları kendilerini tanıtacak küçük alanlar açıyorsa da, ama bir sanat sergisinin hak ettiği bir galeri ya da bir müze sergi alanı yeteri kadar yok. Bu açıdan DIO yarışmalarının ve onun bu kadar uzun süre, uzun soluklu olarak devam etmesi gerçekten Türk resim tarihi için hem önemli hem de bizim için de bir bellek oluyor. Çünkü Sabri Berkel'den başlayın, Ferruh Paşa'dan, Avni Arbaş, bütün bu Türk resminin büyük ustaları, onlardan bir kuşak sonra olan hepsini sanki bir nesiller panoraması gibi karşımızda görüyoruz jüriye baktığımız zaman. Onun için bu sergide onlara bir saygı duruşu yapmak ihtiyacını duyduk biz. Çok teşekkür ederiz hem bu güzel sergi için hem de bu keyifli sohbet için. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Çok mersi. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Mardin'de Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde 39. DIO Resim Ödülleri sergisini Eylül sonuna kadar gezebilirsiniz. Mutlaka görmelisiniz.